Asfalttan köyümüze dönüşü, köyümüzden de Ankara'ya gidişinin kapandığını da gördünüz. Bundan 15 gün kadar önce gerçekleşen bu işlem bizi de şok etti. Ne var ki karayolları kanununa göre otoban olduğu için İstanbul'la Ankara arası buna benzer birçok giriş ve çıkışların kapanması gerektiğini yetkililerden öğrenmiş durumdayız. Biz yine de ilgili makamlara başvurarak adı geçen yerden geliş gidiş için geçit verilmesi dilekçelerimizle bildirdik ve sürekli takipçisi olarak ilerleyen zamanlarda size gereken bilgi ve neticeyi vereceğiz inşallah. Sayın komşular, takdir ederdik siz ki kardeş kardeşin çocuklarını tanımadığı bir dünyada yaşıyoruz. İşte bunun içinde bir soy kütüğü çıkarmanın yıllarca hayalini yaşadık. 2 yıl önce nüfus müdürlüğünden 1800'lü yılların kütüğünü çıkartıp bugün dünyaya gelen çocuğun kayıtına kadar geldik. Gelecek neslimizin soyunu, kökünü kim kimlerin nesi bilmeleri için yaptığımız bu 2 yıllık çalışmalarının sonunda soy kütüğünün taslaklarını çıkartıp sizlerin göğsüne sunmak için astık. Herkes kendi soyunun listesini kontrol ederek herhangi bir yanlış ve eksik varsa bize bildirsin. Çünkü tam esas baskıya geçmeden düzeltilmesi gerekir. Bizim neslimiz nüfus kayıtlarını alma yetkimiz olmadığı için herkese birer birer telefonla ulaşarak kayıt öğrendik. Bundan dolayı bize yanlış bilgi verilmiş olabilir. Bunu da bilgilerinize sunmak istiyorum. Sayın komşular, değerli konuklar. Birazdan arsaların kura çekimine başlayacağız. Grup grup yapacağımız bu işlemi size anlattık. Hangisi uygun ise onayınıza sunacağız. Yalnız şunu samimiyetle itiraf edeyim ki yerleşim alanının coğrafi durumu aynı cephe olduğu için parsellerin hepsi birbirinden değerli ve güzel. Peygamber oku misali bir kura çekimi yapacağız. Sizlerden ricamız şansınıza razı olup Allah'tan hayırlısını dileyerek şükür etsin. Aksi halde bana burası düştü, falana şurası düşmüş, ötesi iyi, berisi kötü diyerek dedikodu yapıp toplum huzur ve ahengini bozmaya kimse teşebbüs etmesin. Bunu sizlerden önemli rica ediyorum. Yeni yerleşim alanı arsalarımız ülkemize, ilçemize, ilimize, köyümüze, parsel sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. En kısa zamanda yaptırmayı bir ömür boyu sağlıklı, huzurlu ve saadetle içinde oturmayı Yüce Allah'tan niyaz eder. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederken şu şiirimle sözlerime son veriyorum. Sayın köylüm, doğduğunda doğum yerine Kırköy yazdırıyorsan hatırla köyünü durum ne vaziyette bileceksin. Sorulduğunda ben Kırköylüyüm diyorsan unutma o günü, bu cemiyete geleceksin. Güvenme kardeşim, dünya malına eski hayal değil. Arkadaşlar, çok önemli bir konuda duygulandım, duraklamak zorunda kaldım. Siz şiiri bitti sandınız. Biliyorsunuz değil mi? Milli manevi bir gündür bugün, herkes bulunacak. Sen de bir gününü feda et, sanki ne olacak? Gelenler gelmeyeni birbirine soracak. Sakın ihmal etme, senin gelmediğin de belli olacak. Güvenme kardeşim dünya malına, hepsi hayali. Gerçek olan bir şey varsa sen de öleceksin. Tilkinin kürçü dükkanı misali, er veya geç bir gün köyüne döneceksin. Saygılarımla efendim. Teşekkür ediyorum ve şu konuya da açıklık getirmek istiyorum. Kayıtlara başladığımız günden itibaren bütün komşularımız şunu sordular bize. Dediler ki ben kimin yanına düşeceğim? Ben kardeşimle, abimle, babamla veyahut da teyzemle, arkadaşımla beraber olmanın yolu yok mu? Ben bunu yasal olup olmadığını valiliğe sordum. Valilik dedi ki köy komşularınız el birliğiyle onay yaparsa istediğiniz kuralı çekebilirsiniz. Şöyle anlıyorum ben, %90'ı genelde, ben yine de sizin görüşlerinizi sunacağım. %90'ı grup grup çekilmesini düşünüyor. Parsellerin üzerinde bir deney yaptık. Dörtlü veya altı olarak kurtarıyor parseller. Herkesin birbirinin yakınında bulunması için. Dörtlü mü çekelim, altılı mı? İkili olmaz. Dörtlü. İkili olmadığı için niye olmuyor? İki kişinin yanında parsel kısa kalıyor. O zaman iki parsel kesemeyiz. Parsellerin başkalarını yaptırdık Recep Bey'e. Dörtlü dörtlü keseceğiz. Tamam. Hep dörtlü bir oy olacak. Dörtlü isim geldiği zaman da dörtlü isimi öbür oya koyacağız. Vatandaş geldiği zaman çekecek. Dörtlü oy çektiğimiz zaman bir de dörtlü gruptan parsel çekecek. Çektik. Kardeşim bu dörtlü parsel sizin. Aranızda ok atın, gelin.
o dörtte birini de isimden kura listesine yazalım diyeceğiz. Böyle bir fikrimiz var. Oy birliğinden kabul ediyor musunuz? Evet. Elleri kaldıralım. Kabul edemeyiz. Kaldırın el birliğine. Birliğine. Bak arkadaşım, ben bunu sormadan devlet bana yetki vermiş şahsen. Ben bunu sormadan herkes tek başına kuraya gidecek diyebilirim. Ama hiç kimse ondan hoşnut olmaz. Niye olmaz? Oğluna bura düşecek, kızına öbür taraf düşecek. Kardeşine bura da düşecek, amcasına şöyle düşecek. Ama dörtlü bir yerde, inanın bak bahçeler çok güzel. Birbirinden hiç farkı yok. Ben bu iş iki yıldır ayağımız oradan çıkmadı. Aşağı iniyorum, bakıyorum çok güzel bir parsel. Yukarı çıkıyorum, bakıyorum bura oradan güzel. Öbür tarafa gidiyorum, bura oradan güzel. Samimiyetle söylüyorum, sizi ikna etmek için söylemiyorum bunu. Yarın göreceksiniz. Onun için tekli parselden kimsenin mutlu olacağını zannetmiyorum. Ama dört olarak çekersek, ha dört grup olmaz da iki tanesi iki kişi kalmıştır. Onlar da iki kişi bir araya gelsin, iki dörtlü olsun, ondan da öyle çekeriz. Benim görüşüm bu. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Muhtarım bir şey söyleyebilir. Bu köyün damadı. Geçenlerde sen aradın. Kızlara yer vermiyor. Evlen verin, karnı getir dedi. Doğru mu? Doğru. Okudum herhalde ben onu, okumadın mı? Okudum da, şimdi dedin ki ben o işi çözdüm dedim, doğru mu abi? Onu çözdüm ben, niye çözdüm? Ben şimdi vazgeçtim, o gün bana söylediğin kelimeden dolayı ben şimdi şeyden çıkmak istiyorum, denizden çıkmak istiyorum. Saygılar. Tamam kocuğum, sen kimi damadıydın? İsmail'e severim. Sen de konuştum ben, seni sildik, seni yerine yedeklerdekini koydum. Yok, ben tamamen vazgeçtim, köyde satabilirsin benim yerim. Çıkardık zaten kocuğum seni. Tamam. Sen o günden sonra senin yerine yedektekileri yazdık tamam. Biz. Üçe, benim kızlarım da yazıldıydı. İkisi de çıktı, şu anda yok yani. Yeni yazılanlardan, yeni yazılanların parasını çıkanlara ödeyeceğiz. Tamam. Ona biz makbuz da kesmiyoruz. Çünkü zamanında sizin keyfi geçtik. Deftere işledik. Özel daireye bildirdik. Yeni gelen yazılan arkadaşlar makbuz kesmeden aldığımız parayı size iade edeceğiz. Tamam. Bir kıyaklığı yapacağız. Evet, benim sözlerim bu kadar. Hocam bize söyle. Ne diyor? 2,5 liraya çıktı. Masraf var. Ses net gelmese ki su bu. 2,5 liraya çıktı. İlk başta 2,5 lira demiştiniz. Koçum, o bizim elimizde değil. Bak ona da açıklık getireyim. Baştan ben hiçbir kimseye buranın fiyatı şu demedim. Bizim önce aldığımız kayıt paraları, parsel masrafları, köy derneğine, köy muhtarına yardım olan paralardı. Ömründe bu köye bir kuruş katkısı olmayanlardan 1,000 lira, 1,500 lira aldı. Devamlı eli ayağı buradan çıkmayanlardan 750 liradan mahpus kesin. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Bizim her şeyimiz şeffaf. Ama buranın kaç para olduğunu ben bilemem. Yarın ya 3 lira olur ya 5 lira olur ya 7 lira olur. Herkesi böyle söylemedin mi? Aynen öyle, doğru. Ve valilik toplantı yaptı 26 Aralık 2011 yılında. 12 tane komisyon muhtar olarak beni çağırdılar. Dedim ki sayın valim, bizim köyümüzün burası gündeminden sonra hayvan bile otlama yerim değil. Burası işe yaramaz. Muhtarım biz her tarafı biliyoruz dedi. Haritayı önünde açmış adam. Bak burada 12 tane komisyon var. Senin dediğin olmaz. Bana göre 5000 lirayı geçmesin dedi. Kadastro memuru da zaten söyledi. O da beni onayladı. Komisyonlar dedi ki bunların köyünde dedi 12 liraya arsa satılmış dedi. 12 liraya burada 3 kişiden arsa satıldı. Yusuf Ataseven, Halise Yıldız, Muammer Uğurlu. Senin köyünde 12 lira arsa satılırken burası en az 15 lira etmesi lazım dedi. Köyün içindeki yerleri biliyoruz dedi. Fakat yine vicdanlı davrandı komisyonlar dedi. Kimisi dedi ki benden 8 lira olması lazım. Öbürü de 9 lirası olması lazım. En sonunda 7 liraya karar verdiler. Bu benim elimde olan değil. Benim gönlüm ister ki komisyonlar hiç para almayalım. Gereken bütün açıklıklar burada yazıldı, okundu komisyon. Kulağınızı dikkat etsin, ben bilemem. Onun için onu emsal gösterdiler. Buna rağmen 7 liraya zor indirdik. Şu anda 7 lira metresi. Bu parsellerin kimisi 600, 700, 800, 850 olanlar var. Hissene hangi kura çıkarsa ondan parasını ödeyeceksiniz. Kızılcören köyü bak topluyor listeleri. Öbürünü önümüzdeki hafta satış yapacaklar. Onlar peşin alıyorlar. 30 lira. Peşin alıyorlar. Ben 4 kişi bir arada ödeyenler var diyerek yine kendi selahiyetimi kullanarak bunu bir yıla yaydım. 3 ay vadeyle şimdi kuralarını çekilince 4 tane senet yapacağız. Ha ben senete uğraşamam diyen varsa peşin ödesin, ayrı bir olay. Anladın mı? 4 tane senet yapacağız. Fazla vadiye giremiyoruz. Niye giremiyoruz? Melik Gökçe'nin yasası devreye girerse alacağımız paralara bile belediyeye koyuyor. Onun için elimizi kıvrak tutacağız.
Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorular olan varsa söylesinler. Konuşmak isteyen varsa buyursun kürsü burada. Peki ben teşekkür ediyorum hepinize. Saygılar sunuyorum. Ağzım kurudu ağzım. Bir su içeyim. Sayın komşular hepiniz hoş geldiniz. Arsalarınızda hayırlı uğurlu olsun. Uzun bir çalışmanın sonucunda başkalarına peşkeş çektirmeden elhamdülillah muhtarımız bu meseleyi el attı. Bundan sonraki atalarımızın kemiklerine sızlamayacak yani. Birileri gelip buraya el atıp muhtarın cebine 50-100 koyup 50 yıllığına 100 yıllığına kiralayabilirdi. Sakın ha sakın bunu yanlış anlamayın. Muhtarımız çok büyük bir çalışmanın sonucunda bu noktaya geldi. Hepimiz buna teşekkür etmek zorundayız. Cümlenizden Allah razı olsun. Bir de şunu söylüyorum. Bu muhtara kooperatiflerde olduğu gibi iyi çalışan bir kooperatif başkanı istediği yerden bir daire alır. Bu muhtara da istediği parselden parselini kurasız vaziyette vermeye yani ben size teklif ediyorum. Siz de kabul ederseniz onaylıyorsanız evet deyin olay bitsin. Ellerinizi kaldırın lütfen. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bunları nasıl oluşturacağını da düşünmek lazım. Şimdi düşünmemiz lazım. Biz birer kağıt ayıracağız. Bu kağıtlara herkes kendi ailesinde ya da dörder kişi kimlerle grup oluşturacaksa onların ismini yazması gerekiyor. Biz onları daha sonra koyalım. Yok veya Yerli komşular bilinle bu parsellerin durumu 4 veya 6 şekilde kurtarıyor. İstersen 4-4 çektirelim yazalım, istersen 6-6 yazalım. 4-4 diyenler kaldırsın elini. Peki, 6 kişilik düşünen kaç kişi var? 2-3 kişi. Tamam, 4'te kaldı, 3 kişi. Bir kişiyi bir yere kaydıralım. Abi nereye kaydıralım? Abi bir kişi senin yanına ver abi, gümrüğü var. Bak, geldi davetliler. Biz size bir kağıt vereceğiz. Küçük bir top kağıt getirdik. Herkes alsın. Abi kanalda yazıyor. Öyle de benim için. Ne sorayım? Şu 4 milyon. Beni çekildin. Hey,
Benden aslında buraya çekecekler, 55 bin alacaklar, gelecekler onun adını yazacağız. Düşün tabu mu? Parseli kesecek, parseli kesecek. Kendi aralarında diyecekler ki bak, arkadaşlar. Baba canı mutlu gidiyor ya. Kusurları yemin. Herkes bunu oluşturdu mu? Ha, o açı. Bilmiyor, çocuklar hep aldı ya. Var mı başka? Var var, onları alma abi onları. Var mı? Al, Ümitler de Fatih, Ümitler de. Baba. Anahtar nerede? Dağıtıyor musun sen? Bağır çocuklara. Geldi dağıldı. Dağıttınız mı? İyi. Bak bak abiye bak, bak bak. Ümit. Hadi içelim. Buradan ikili abi bir kişi daha lazım. Hadi tut bunu. Bir kişi yaksın abi. İki kişi var mı ortada? Kim geldi? Oğlum birisi be, galiba birisi. Ben iyi yere bak bak. Allah Allah, bu şansıyım. Ben kendimi düşünüyorum, o şansıyım. Allah Allah. Beni korkma. Nuri Arslan. Şamil Arslan. Şeyde Arslan. Burada burada. Sinasi Arslan. Burada. Ümit Arslan. Burada. Yılmaz Arslan. Ses gelsin arkadaşlar, duyamıyoruz. Yunus Arslan. Atasevenlere geçiyoruz. Ahmet Ataseven. Bekir Ataseven. Erdal Ataseven. Faruk Ataseven. Buradan Fatih Ataseven. Burada Mustafa Ataseven. Osman Ataseven. Osman Ataseven. Buradasınız, tamam. Daha başını kim verecek? Adam diyecek ki niye verir çek? Bunlara da buraya geliyor. Oğlum buranın geliyor mu? Adam miskin çekecek. Ondan sonra da şeyin içine. Aynen. Bir kez diyor sadece. Bir de valilik bakanlığına gidecek. Oradan da tabu işlemi ona göre yapılacak. Yani kuralar çekilince yemek arasında kendi aranızda ayarlayın. Herkes eline o kestiği dörtlüden birini alacak eline. Parsellerde gördünüz. Alacak eline, bu benim isteme, şansıma çıktı diyecek. Bakacağız parsel numarasına, metrekaresine yazacağız. Beşte bir taksidi olan, beşte bir yani taksidi olan parasını anında imza atarken herkes tedarikli olsun. Parasını alacağız, makbuzunu kesip tabusunu işleteceğiz. Onun için bilginiz olsun. Parseller kesiliyor şimdi 4-4. Onlar 4'lü bir oy olarak kura kutusuna girecek. Herkes çektikten sonra kendi arasında 4'ü bölecek. Böldükten sonra da ona göre işlem yapılacak. Anlamayan olursa sorabilir. 4 tane şimdi bir yere. Olsun. O hiçbir şey olmaz. Artı parselin en sonuna geldiği zaman iki parsel kalırsa karşısında bir iki parselden birleştireceğiz. Yani ne olur? Yolun öbür tarafında ikisi olur, bu tarafında birisi olur. İşiniz rahat olsun. Kuralar çekilince bak elinize alın, gelin buradan kontrol edin. Bize nereden çıkmış? Elinizdeki numara burada var, görüyorsunuz. Orada da var, orada da var. Bize nereden çıkmış? Beğenmeyen olursa, grubundan ayrılmak isteyen olursa, grup değiştirmeye isteyen olursa değiştirsinler. Elindeki kurayla biz işlemi yaparız. Tamam mı komşularım? Bundan daha güzel bir şey olmaz. Şöyle tahmin ediyorum, herkesten memnun bundan. Çünkü herkes birbirinin yanına düşmek zorunda olduğu için sevindirici bir haber. Eğer ayrı ayrı tek tek çektirseydik, İnan hiç kimse memnun olmazdı. Oğlu burada, kızı öbür tarafta, kardeşi burada, öbür tarafta, hiç hoş olmazdı.
Onun için çıkan kuraya da herkes teşekkür edecek. Tamam mı? Tamam, geliyorum. Sen mi yapacaksın? Yoksa 4 kişi arasında para toplayıp makine mi?